Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Arkadaşlarım Metin Yayınları TYT Soru Bankası çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık hocam? 66 ve 67. sayfaların çözümlerini yapacağız. Üslü ifadeler ikinci testteyiz. Öğreniyorum kısmındayız kitabın. İlk soruyla dilersen vakit kaybetmeden başlayalım bakalım hadi. 27'nin 4 eninci kuvveti demiş. Sen bu tarz ifadelerde hemen üslü ifade biçiminde yazılabilecek olanları üslü ifade biçiminde yaz. 27 3'ün küpüdür. Dolayısıyla bunun 4 eninci kuvveti verilmiş bakın eşittir. 9 da 3'ün karesidir. Bunun da 5'inci kuvveti mevcut. Şimdi tabii ki üstün üssü varsa çarpıyorsun bunları. 3 kere 4 ha. Bak 3 üzeri 12 n yapar. Burası da 3 üzeri 2 kere 5'ten 10 gelir. Tabanlar aynı olduğuna göre demek ki üstleri artık birbirine eşitleyeceksin. Yani 10 eşittir 2, 12 n diyeceksin. Buradan her iki tarafı 2'ye bölersen 5 eşittir 6 n olur. Ve n de tabii ki doğal olarak 5 bölü 6 olur. Doğru cevabımız da C seçeneğinde verilmiştir deriz. Geçtim 2'ye. Bilim insanları bir miktar virüsü UV ışınlarına maruz bıraktığında virüs sayısının her saniye sonunda yarısına düştüğünü gözlemliyor. Buna göre 1 milyar virüs UV ışınlarına maruz bırakılırsa 9 saniye sonunda kaç virüs kalır? Şimdi 1 milyar demek 1'in sonundaki 9 tane sıfırdan bahsediyor arkadaşlar şu şekilde. Ve bu da tabii ki 9 tane sıfır olduğuna göre aslında 1 milyar demek 10 üzeri 9 demektir. Şimdi bu 10 üzeri 9'u sevgili arkadaşlarım ne deniyormuş bakın 1 saniye sonunda UV ışınları sonucunda yarısına düşüyor. Yani 1 bölü 2 ile çarpıyoruz. İkinci saniye 1 bölü 2 ile daha. Üçüncü saniye yine 1 bölü 2 derken 9 saniye dediğine göre şu şekilde 9 tane 1 bölü 2. Yani 10 üzeri 9 çarpı 1 bölü 2'nin 9. kuvveti deriz. Ki bu da 10 üzeri 9 bölü 2 üzeri 9'un ta kendisidir. Bu da arkadaşlarım 10 bölü 2'nin 9. kuvvetidir. Onu 2'ye bölerseniz 5 gelir. Bu da cevabı bize verir. 5 üzeri 9'dur. Yani cevap C seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Geçtim 3'e. 3 çarpı 2 üzeri x artı 2 üzeri x artı 1 80'miş. Bakın 2 üzeri x parantezini alın burayı. Şurada sadece 3 kalacaktır. Artı şurada da sadece 2 kalacaktır. Eşittir 80'miş. 3 artı 2'nin 5 olduğunu biliyorsunuz. Çarpım durumunda 5'e böldüm. 5'e böldüm. Burası 16 geldi. Demek ki 2 üzeri x kaçmış? 16 yani 2 üzeri 4. O halde tek bir ihtimal var. X 4'e eşittir. Yani cevabımız D şıkkında verilmiştir arkadaşlar. Geçtim 4'e. Demiş ki 5 üzeri 4n artı 1 sayısı bu sayının kaç katıdır? Yani 5 üzeri 4n artı 1'i. Şimdi örnek veriyorum 16 2'nin kaç katıdır diye sorduğum zaman sen 8 diyorsun. Buna nasıl karar veriyorsun? 16'yı 2'ye bölerek değil mi? O halde bu bunun kaç katıdır diyorsa bunu diğerine böleceksin. 25 üzeri 2n eksi 2'ye böleceksin. Şimdi üst taraf aynen kalsın 5 üzeri 4n artı 1 diye. Alt kısmı da 25'i 5 diye ifade edelim. 5'in karesinin 2n eksi 2. kuvvetidir bu. Üst taraf yine 5 üzeri 4n artı 1. Alt tarafa bakıyorsun. 2 ile 2n eksi 2'yi çarpacaksın. Yani 5 üzeri 4n eksi 4. Şimdi tabanlar aynı olduğuna göre üstleri çıkaracağız. 4n artı 1'den 4n eksi 4'ü çıkarırsanız 5 kalır. 5 üzeri 5'tir arkadaşlar o halde cevap. Yani cevabımız B seçeneğinde verilmiştir deriz. Ve dördüncü sorumuzu da çözüp Bursa dedikten sonra geçtim 5. soruma. 2 üzeri 5'in anıncı kuvveti, bakın 2 üzeri 5'in hop anıncı kuvveti eşittir. Şimdi 125 bölü 8 demek 5 bölü 2'nin küpü demektir. Çünkü 125 5'in küpüdür, 8 de 2'nin küpü. O halde ben bunu sırf şuradaki 2 bölü 5'e benzesin diye 2 bölü 5'in eksi 3. kuvveti yazarım 125 bölü 8'i. Bunun da a artı 4. kuvveti istenmiş bizden. Şimdi o halde 2 bölü 5'in anıncı kuvveti neye eşit olur biliyor musunuz? 2 bölü 5'in bak şimdi eksi 3 ile a artı 4'ü çarpacak. Eksi 3a eksi 12 yapacak. Demek ki burada tabanlar aynı olduğuna göre üstler birbirinin aynısı olmalı. O halde diyorum ki a eşittir eksi 3a eksi 12. Eksi 3a'yı bu tarafa attınız. 4a oluştu bu tarafta. 4a eşittir eksi 12 ise a tabii ki kaçtır arkadaşlar? Eksi 3'ün ta kendisidir. Yani cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtim 6'ya. A ve N pozitif tam sayıları için eğer çember yukarıdaysa N'e 1 ekleyip
A'nın kuvvetine yazıyorsun. Çember aşağıdaysa bu sefer N'den 1 çıkarıyorsun. İfadeleri tanımlanmış. Buna göre demiş bak çember yukarıda, o zaman 3'ün üzerinde ne yazıyoruz? 2'nin bir fazlasını, yani 3'ü artı çember aşağıda, o zaman 2'nin üzerine 4'ün bir eksiğini, yani 3'ü yazıyoruz. Bölü çember yukarıda 2'nin 1'in bir fazlası 2, çember aşağıda 1'in bir eksiği 4 üzeri 0 yazdık. 3'ün küpü 27, 2'nin küpü 8, bölü 2'nin karesi 4 artı 4'ün sıfırıncı kuvveti 1. 27'ye 8 eklediniz 35, 4'e 1 eklediniz 5, 35'i 5'e bölerseniz doğru cevap 7'nin ta kendisi gelir. Doğru cevabımız D şıkkında verilmiş arkadaşım. Geçtim 7'ye. 5 M üzeri 2'nin 5. kuvveti. Şimdi burası nedir arkadaşım? M üzeri 10 mudur? 5 tane M üzeri 10'dan 2 tane, bakın M üzeri yine 10 yapar burası. 2 ile 5'i çarptınız. Eksi bir de M üzeri 9. Bu ifadenin en sade hali soruluyor, eşiti soruluyor. Şimdi 5 tane M üzeri 10'dan 2 tane M üzeri 10'u çıkarırsan 3 tane M üzeri 10 kalacaktır. Bundan da M üzeri 9'u çıkaracağız. Bunu da alalım M üzeri 9 parantezine. Bak şurada ne kalır? 3 tane M kalır. Eksi şurada sadece 1 kalacak. Dolayısıyla M üzeri 9 parantezinde 3M eksi 1 bizim cevabımızdı. Doğru cevap da D şıkkında verilmiş deriz. 67. sayfamızdayız. 8. sorumuz. En kenarlı bir çokgenin içerisine A gerçel sayısı yazıldığında oluşan sembolün değeri A üzeri eksi N olmaktadır. Mesela üçgenin içerisine yazıldığı için 2'yi yazdın, üzeri eksi 3 diyorsun üçgen olduğu için. Şimdi o zaman şurası nedir? X üzeri eksi 4'tür. Bölü şu da x üzeri eksi 6'dır. Ve bu da kaçmış? 36. Şimdi x üzeri eksi 4 bölü x üzeri eksi 6 biçiminde yazarsan daha rahat görürsün olayları. Eksi 4'ten eksi 6'yı çıkarırsanız x kare gelir. X kare 36 ise tabii ki x kaçtır arkadaşlarım? 6'dır. Bize ne sorulmuş? X gerçel sayısı kaçtır? O halde cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz 8. sorumuz için. Geçtim 9'a. 6 üzeri x artı 2'yi 3 üzeri x artı 2 çarpı 2 üzeri x artı 2 biçiminde yazın. Ve karşı tarafta da 3 üzeri x artı 1'imiz mevcut. Şimdi ben her iki tarafı 3 üzeri x artı 1'e bölecek olursam şu şekilde ve şu şekilde. Ne olur biliyor musunuz? Sağ tarafta arkadaşlarım sadece ama sadece 1 kalır. Sol tarafta da 3 üzeri x artı 2'yi 3 üzeri x artı 1'e bölerseniz cart cart. Üstleri birbirinden çıkardınız. X artı 2'den x artı 1 çıktı. 3 üzeri 1 kaldı. Demek ki gençler 3 ile 2 üzeri x artı 2'nin çarpımı bize neyi veriyormuş? 1'i. O halde 2 üzeri x artı 2 eşittir 1 bölü 3 olur mu? Tabii ki de olur. 3'ü karşıya bölüm olarak attınız. Bizden ne istenmişti? 2 üzeri x artı 2. Biz zaten cevabı bulmuşuz. O halde cevabımız C seçeneğinde verilmiş diyebiliriz 9. sorumuz için. Geçtim 10. sorumuza. Şimdi 2 üzeri P'nin 3 olduğu bilgisi verilmiş. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır? Öncelikle ben bunu 4 üzeri 2 bölü 4 üzeri P biçiminde tabii ki yazabilirim. 4 üzeri P biçiminde yazabilirim. 4 üzeri 2 16'dır. 4 üzeri P de biliyorsunuz ki 2 üzeri P'nin karesidir. Dolayısıyla arkadaşlar 16 bölü, bakın 2 üzeri P'nin bize ne olduğu bilgisini vermişti. 2 üzeri P 3'tü. O halde burası 3 ise 3'ün karesi ne yapar? 9 yapar. Cevap karşımızda. Cevap A seçeneğinde verilmiş arkadaşlar. 11. soru. 5 üzeri A, 5 üzeri A, 5 üzeri A ve 5 üzeri A. Bunların toplamı 4 tane 5 üzeri A yapacaktır. Bölü 20 üzeri A da 4 üzeri A ile 5 üzeri A'nın biliyorsunuz ki çarpımıdır. Ve bu da kaçmış? 2 üzeri 10'a eşitmiş. Şimdi buradaki 5 üzeri A'lar çarpım durumunda olduğu için gidecektir. Bunun kuvveti 1. 4 üzeri 1'i 4 üzeri A'ya bölerseniz 4 üzeri 1 eksi A yapar. Eşittir. Bakın 2 üzeri 10 da 2'nin karesinin 5. kuvvetidir. Yani bu şekilde 4 üzeri 1 eksi A eşittir 4 üzeri 5'i yakalarsınız. Ve bundan sonra da tavanlar birbirinin aynısı olduğu için üstleri birbirine eşitleyeceksiniz. 1 eksi A eşittir 5 ise tabii ki A burada eksi 4'tür. Bizden A istenmişti. O halde cevabımız C seçeneğine verilmiştir diyebiliriz 11. sorumuz için. Ve devam ediyorum 12. sorumla sağ üst tarafta. 3 üzeri k çarpı 6 üzeri 3 eksi k eşittir 108 demiş. Bak şimdi 3 üzeri k'yı yazdım çarpı 6 üzeri 3 eksi k demek 2 üzeri 3 eksi k ile 3 üzeri 3 eksi k'nın çarpımıdır. Ve bu da 108'miş. Şimdi dikkat, 3 üzeri k ile 3 üzeri 3 eksi k'yı bir arada çarpabilirim ve bunları çarparken üstlerin toplanması gerektiğini de biliyorsun.
K ile 3 eksi K'yı toplarsanız K'lar birbirini götürür ve sadece ama sadece 3 üzeri 3 kalır. Çarpı 2 üzeri 3 eksi K dedim. Bu da kaça veriyormuş? 108'i veriyormuş. Şimdi 3 üzeri 3 demek 27 demek. 27 ile ben 2 üzeri 3 eksi K'yı çarptığım takdirde 108'i buluyormuşum. Şimdi ben 27 ile neyi çarparsam 108'i bulurum. Tabii ki ama neyi? 4'ü. 4 kere 27, 108 yapar. O halde 2 üzeri 3 eksi K eğer 4 ise, ki 4'ü de biliyorsunuz 2'nin karesidir. Bakın gördüğünüz üzere yine tabanlar eşit. O halde bunların üstleri de birbirine eşitleyeceğiz. Yani 3 eksi K kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. O halde K kaçtır? Tabii ki 1'in kendisidir. Cevap C seçeneğidir. 12. sorumuzu da C bulduk. Geçtik 13. soruya. 3 üzeri A 2 ve 3 üzeri B 5'miş. Buna göre bu ifadenin değeri kaçtır diye sorulmuş. Bakın bu 3 üzeri 2A artı 2B demek. Aslına bakarsanız 3 üzeri 2A ile 3 üzeri 2B'nin çarpımıdır değil mi? Peki ben bunu şöyle yazabilir miyim? 3 üzeri A'nın karesi çarpı 3 üzeri B'nin karesi biçimde yazabilir miyim? Tabii ki de yazarız. Ve gençler eşittir diyorum. Bakın 3 üzeri A kaçtı? 2 idi. Demek ki burası 2'nin karesiymiş. 3 üzeri B kaçtı? 5'ti. Demek ki şu kısımda 5'in karesiymiş. Şimdi 2'nin karesi ne demek? 4 demek. Hatta ve hatta soruda direkt 100'ü vermemiş. O zaman şöyle yapalım. Üstler aynı mı? Aynı. O zaman tabanları çarpın. 10 üzeri 2. Yani zaten 100'ün kendisi yapar. Cevap B seçeneğinde verilmiş gençler. Ve son sorumuz. 10 üzeri 100 sayısına bir gogol denir. Bu sayının okunuşu budur. Hani milyon, milyar, trilyon şeklinde gidiyor ya. Buna da gogol diyoruz. 10 üzeri 100. Yani birin sağına 100 tane sıfır koyduğun zaman oluşan sayı bir gogolmuş. Dünya üzerinde en çok kullanılan arama motoru Google 20 milyar internet sitesini taramaktadır. 20 milyar nasıl yazılır? 20'nin sonuna 9 tane sıfır koyarsın. Şu şekilde. Yani bu da nedir? 2'nin sonundaki 10 tane sıfırdır. 2 çarpı 10 üzeri 10'dur aslına bakarsanız. Google arama motoru bu kadar internet sitesini tarıyor, tamam mı? 20 milyar 2 çarpı 10 üzeri 10 tane internet sitesi tarıyor. Buna göre Google arama motorunun taradığı internet sitesi sayısı kaç gogol yapar diye sorulmuş. Bakın şunu söylüyor. 2 çarpı 10 üzeri 10 acaba kaç tane x tane olsun? Kaç tane gogol yapar? Yani 10 üzeri 100 yapar diye sorulmuş. X'i bulabilmek için buradaki çarpım durumundaki 10 üzeri 100'ü karşıya fırlatmamız gerekiyor. Yani 2 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 10'u 10 üzeri 100'e bölmemiz gerekiyor. Ki 10 üzeri 10'u sen 10 üzeri 100'e bölebilirsin. Nasıl? Üstlerini birbirinden çıkararak bu da bize x'i verecek. Dolayısıyla 2 çarpı 10 üzeri 10'dan 100 çıktı. Eksi 90. 2 çarpı 10 üzeri eksi 90 bize x'i verir. İşte bu kadar gogol. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 90 gogol kadar Google arama motoru internet sitesi tarıyormuş diyebiliriz. Cevabımız da nerede? Denizli seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Evet. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Testi bitirdik. Bir sonraki sayfamızda artık seviye atlıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Pekiştiriyorum kısmına geçeceğiz. Üstü ifadeler test 3 ile beraber. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.